Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde maddelerin ayrıştırılmasını inceleyeceğiz. Ünitemizin büyük bir çoğunluğunu karışımların bileşenlerine ayrıştırılması kaplayacak. Kalan kısmında da bileşiklerin bileşenlerine ayrıştırılması ile ilgili özet bilgiler vereceğiz. Çünkü bileşenlerin bileşiklerin bileşenlerine ayrıştırılması daha sonra farklı ünitelerde detaylı olarak anlatılacaktır. Şimdi karışımlar bileşenlerine ayrılırken bileşenlerin genelde fiziksel özelliklerinden yararlanılır. Bu fiziksel özellikler çözünürlük, yoğunluk, tancık boyutu, erime kaynama noktaları gibi e, fiziksel özelliklerdir. Karışımların bileşenlerine ayrıştırılmasında kullanılan yöntem ve özellikleri gruplayacak olursak bunlar tancık boyutu farkından yararlanarak ayırma, yoğunluk farkıyla ayırma, çözünürlük farkıyla bileşenlerini ayrıştırma, hal değiştirme sıcaklıklarını kullanarak ayırma, elektriklenme ile ayırma ve mıknatıs ile ayırmadır. Şimdi sırasıyla bunları inceleyelim. Tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırmada kullanılan yöntemler eleme, ayıklama, süzme ve diyalizdir. Evet. Eleme ile ayırmada kullanılan araçlara arkadaşlar elek denir. Elekler eleklerin farklı gözenekli olanları vardır. Yapılacak olan işe göre bunlar değişiklik arz eder. İkinci olarak ise e, ayıklama ile ayırma Ayıklama ile ayırma katı katı heterojen karışımların ayrıştırılmasında kullanılır. Burada tanecik boyutu, tanecik şekli ve taneciklerin kokuları önemlidir. Örneğin pirinci içerdiği taşlardan ayırmak elle yapılan bir ayırma yöntemidir. Yine bazı çöplüklerdeki e, metallerin mıklatısı ile ayrıştırılması yine ayıklama örnek olarak verilebilir. E, yine e, Kahve çekirdeklerini, nohut çekirdeklerini e, kokularına göre, renklerine göre ayır, ayıklayan çeşitli cihazlar, makinalar vardır. Yine tanecik boyutuyla yapılan bir ayırma yöntemi de süzmedir. Süzme, e, katı sıvı veya katı gaz heterojen karışımlarının ayrıştırılmasında yapılır. Slide'daki şekilde görüldüğü gibi kum su heterojen karışımına... Heterojen karışımına... Süzme metodu uygulandığında kum süzgeç kağıdının üzerinde kalıp su ise süzgeç kağıdından geçerek karışım bileşenlerine ayrıştırılmış olur. Yine kirli havadaki tozu ayırmada kullanılan birçok hava filtresi süzme ile ayırmaya örnek olarak verilebilir. Yine gaz katı heterojen karışımları ayrıştırmada çeşitli maskelerde kullanılmaktadır. Dördüncü olarak da tanecik boyutundan yararlanarak ayırma yöntemi diyalizdir diyaliz kolloid karışımlara uygulanır. Yine kolloid karışımların gözenekli zarlardan geçebilmesi temeline dayanan bir çözümleme ve arıtma işlemidir. Şimdi bu olayı şu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar. Az önceki örneğimizde olduğu gibi kum su heterojen bir karışımdır ve süzme ile bileşenlerine rahatlıkla ayrılabilir. Ee, bazı katı sıvı e, karışımları ayırmak için e, Süzme yöntemi yetersiz kalmaktadır. Bu sefer santrifüjleme yöntemi kullanılabilir. Yine santrifüjleme yönteminde yetersiz kaldığı koleidal karışımlara işte diyaliz yöntemi uygulanır. Slayttaki şekilde görüldüğü gibi bir diyaliz tüpü bulunmaktadır. Tüpün içinde büyük moleküller ve küçük moleküller vardır. Diyaliz tüpünün gözeneklerinden küçük moleküller geçerek e, maddemiz e, ayrışmış olur. Yani diyaliz tüpünde vücut içinde gerekli olan protein gibi büyük moleküller kanda kalırken metabolizma artı olan küçük moleküller yarı geçirken zardan dışarı çıkar ve ayrıştırma gerçekleşmiş olur. Şimdi az önce ifade ettiğimiz santrifüjlemeyi daha detaylı görelim. Santrifüjleme, merkez kaç kuvvetiyle taneciklerin ayrılmasıdır. Santrifüjlemeye örnek olarak günlük hayattan çamaşır makinelerindeki çamaşırın ee, ...suyun alınması örnek olarak verilebilir. Burada tambur hızla dönmeye başladığı zaman... E, ...çamaşırdaki su taneciklerinin ağırlığı artar... ...merkez kaç kuvvet yardımıyla çamaşırdan ayrılır. Bu şekilde yine süzme bal yapımında da... ...kan tahlillerinde de e, santrifüj yöntemi kullanılmaktadır. Slayt'taki resimlerde bir ultra santrifüj... ...bir de normal bir santrifüj cihazı görülmektedir. Şimdi... Deney tüplerinin içerisinde ayrıştırılması gereken düşündüğümüz maddeler konarak tüpler haznelerine yerleştirilir. Bunlar hızla dönmeye başlar. Hızla dönmesiyle bu katı sıvı karışımın kolidel karışımdaki çökmesi istenen katı tanecik merkez kaç kuvvetiyle tüpün belli bir kısmına toplanır. Bu şekilde ayrıştırma gerçekleşmiş olur. Kan tahlillerinde az önce de ifade etmiştik bu yöntem kullanılmaktadır. Evet, yoğunluk farkı ile ayırma. Yoğunluk farkı ile ayırmada kullandığımız yöntemler çöktürme, dekantasyon ve flatasyondur. Şimdi sırasıyla bunları arkadaşlar inceleyelim. Çöktürme. Çöktürme yöntemi biraz da kimyasal bir yöntemdir arkadaşlar. Burada iki ya da daha fazla çözelti karıştırıldığında çözeltideki iyonların bazıları birleşerek birbiriyle tepkime vererek çözünmesi ya da çözünürlüğü az olan katıları oluştururlar. Bu olaya Çökme, oluşan katıya çökelek, yapılan işleme ise çöktürme denir. Evet. Çöktürme işlemi de günümüzde daha çok suyun arıtılmasında, atık sulardaki bazı istemediğimiz iyonların, örneğin fosfat iyonlarının, yani PO4 üzeri eksi 3, yani fosfat iyonlarının uzaklaştırılması gibi çeşitli işlemlerde çöktürme yönteminden yararlanılır. Şimdi bir sonraki slaytta çöktürme ile ilgili bir isim vardı, ona bakalım arkadaşlar. Şimdi... Deney tüpümüzde potasyum iyodür çözeltisi. ve glasta ise kurşun 2 nitrat çözeltisi bulunmakta. İki çözelti karıştırıldığı zaman şuradaki kurşun iyonu ile kurşun artı 2 iyonu ile yukarıki çözeltiden gelen iyot iyonu birleşerek kurşun 2 iyodür katısını oluşturmakta. Dolayısıyla e, çözeltideki kurşun uzaklaştırılmış, çöktürülmüş olmaktadır. Tekrar bir önceki slaytımıza geri döndüğümüzde, evet şunu da ilave edelim. Laboratuvarlarda çöktürme iri taneciklerle yapılıyorsa bu işlem normal bildiğimiz beher glaslarda yok. Daha küçük taneciklerin çöktürülmesinde çalışılıyorsa daha önceki slaytlarda da gösterdiğimiz gibi ultra santrifüj cihazlarında yapılır. Arkadaşlar gördüğümüz gibi yöntemler birbirine çok yakın. Dolayısıyla fiziksel ayrıştırma yöntemleri soruda verildiği e, seçenekler üzerinde iyi düşünülerek cevaplandırılmalı. Örneğin bir demir tozlu su karışımını düşünelim. Bunu ayrıştırmada biraz sonra da ifade edeceğiz. Birçok ayrıştırma aklımızdan geçebilir. Örneğin işte e, dekantasyon yani e, demir tozlarının üzerindeki suyu boşaltma, elimizi daldırarak demir tozlarını alma, mıknatısla çekme. Yani bunlar çok çeşitli yöntemler. Biz burada soruda verilen ayırma yöntemlerini dikkate alarak soruyu cevaplamaya çalışacağız. Evet. Yine devam edelim konumuza. Dekantasyon yani aktarma. Şimdi bir sıvı katı heterojen karışımını düşünelim. Bu sıvı heterojen katı karışımı bekletildiği zaman katı belli bir süre sonra çökecektir. Günümüzde daha çok bu olay zeytinyağı yapımında da çok kullanılır. İşte zeytinler parçalanıp ezildikten sonra yağ çıkar. Belli bir süre sonra oluşan posa dibe çökecektir. Yukarıdan dinlendirilmiş bu karışımın üzerindeki yağ şekilde de, resimde de görüldüğü gibi bir kap yardımıyla da uygun dökme hızıyla dökülerek dekante edilerek ayrıştırma gerçekleştirilmiş olur. Aktarma işleminde yani dekantasyon işleminde arkadaşlar çökeleğin ağır, iri taneli veya kristal yapıda olması gerekmektedir. Yani dipteki posanın, dipteki birikintinin dekante etme durumunda, dekante etme anında dağılmaması gerekmektedir arkadaşlar. Evet. Flotasyon yüzdürme, yüzdürme işlemi suda hafif askıda olan katı taneciklerin su yüzeyine yükseltilerek karışımdan alınması olayıdır kabaca arkadaşlar. Bu yöntem daha çok madencilikte kullanılır. Madencilikte cevherlerin zenginleştirilmesinde kullanılır. Sülfürlü cevherler, özellikle bakır, kurşun ve çinko cevherlerinin bileşenlerine ayrıştırılmasında yine flotasyon işlemi yapılır. Flotasyonla ilgili olarak slayttaki resimde gördüğümüz gibi bir e, ayırma işlemi yapılmakta. E, şimdi burada e, cevher biliyorsunuz ki önce toz haline getirilir ve cevher yağ ve su ile karıştırılır. Yağ ve su ile karışan bu cevherin... E, ayrıştırılmasında şu yukarıdan gördüğünüz yerden içeriye hava gönderilir ve bir köpük oluşturulur. Böylelikle ayrılması istenen gang yani istenmeyen maddeler işte kil, çeşitli silis maddeler veya oksit oksitlenmiş çeşitli maddeler köpükle eğer köpüğün kaldırma gücü yetiyorsa, hidrof hidrofilik veya hidrofobik özellikleri buna uygunsa köpükle birlikte ya yukarıya çıkartılır ya da yer çekim etkisiyle ıslanarak çünkü bu e, sulu veya yağlı bir ortamda gerçekleştirilen bir olay e, kabın dibine çöker. Böylelikle maddeler birbirinden ayrılmış olur. Köpük uygun yöntemlerle temizlenerek eğer almak istediğimiz madde köpüğün içindeyse buradan alınır ya da e, istediğimiz madde dibe çöken kısımdaysa o da e, yandaki şekilde görüldüğü gibi büyük haznelerin altında çıkış boruları vardır. Buralardan çekilerek alınır. E, flotasyon işlemi daha çok e, az önce de ifade etmiştik madencilikte cevherlerin zenginleştirilmesinde, cevherlerin e, safa yakın bir şekilde elde edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Yine öz kütle farkıyla ayırma işlemleri genelde katı katı heterojen veya sıvı sıvı heterojen karışımların ayrıştırılmasında kullanılmaktadır arkadaşlar. Şimdi katı katı heterojen karışımların ayrıştırılmasına örnek olarak odun talaşı kum örneği verilebilir. Odun talaşı kum karışımı e, suyun içerisine atıldığı zaman ikisi de çözünmemektedir biliyoruz ki suyla. E, odun talaşı yukarıya yoğunluğundan dolayı, kum da yoğunluğundan dolayı e, suyun altına çökecektir. Ve böylelikle şu anda odun talaşı Kum karışımını birbirinden ayırmış olduk. E, tabii ki e, karışımı daha da e, ayrıştırmak istediğimiz zaman bir spatül yardımıyla üstteki odun talaşı alınabilir. Ya, e, sonra kalan su ve kum ve karışımında su ve kum karışımını da e, uygun bir şekilde dekante ederek e, ya da altta suyu ısıtarak e, suyun uçmasını sağlayarak kumu daha e, serbest bir şekilde e, elde etme olanağı oluşacaktır. Tabii ki burada katı katı heterojen bir karışım olduğundan kullanılacak olan sıvının odun talaşı ve kumun yoğunluklarının arasında bir yerde olması gerekmektedir. Sıvı sıvı heterojen karışımının ayrıştırılması. Zeytinyağı su karışımı ayırma ünisinde konulduğunda öz kütlesi büyük olan su altta, öz kütlesi küçük olan zeytinyağı üstte yer alır. Ve teknik olarak da bunu ayırmak için artık şuradaki musluğun açılması yeterli olacaktır. Çünkü musluk açıldığı zaman altta kalan su rahatlıkla akacak ve zeytinyağı su birbirinden ayrılmış olacaktır. Evet. Evet, çözünürlük farkıyla ayırmada kristallendirme ve ekstraksiyon yöntemleri kullanılmaktadır. Evet, birinci olarak kristallendirmeden bahsedelim. Kristallendirme yöntemi daha çok homojen e, katı sıvı karışımlarında kullanılır. Evet, bu yöntemde sıvı çözücü ve çözülmüş katı içeren bir karışım, e, slaytımızda sıvının buharlaştırılması olarak e, anlatılmış. Arkadaşlar, sıvının buharlaştırılması şart değil, karışım soğutularak da e, kristallerin oluşması sağlanabilir. Evet. Slaytımızdaki resimde de görüldüğü gibi, evet, karışım ya da çözelti soğutularak kristal oluşması sağlanmış. Burada hatırlamamız gereken olay şudur. Çökmesi beklenen tuz ya da buna benzer maddenin çözünürlüğünün sıcaklıkla değişiyor olması gerekir. Örneğin burada potasyum nitrat e, tuzu olsun. Çözünürlük ve sıcaklık grafiğini düşünecek olursak potasyum nitratın şu şekilde. Yani sıcaklık arttıkça grafikten de görüldüğü gibi çözünürlüğü de arkadaşlar artmaktadır. O zaman sıcaklığı düşürdüğüm zaman çözünemeyen potasyum nitrat katısı kristaller haline çökecektir. Bu olaya kristallendirme denilmektedir. Yine çözünürlükle ilgili olarak örnek vereceğimiz başka bir karışım da naftalin tuz karışımıdır arkadaşlar. Şimdi burada naftalin tuz karışımı bir katı katı heterojen karışımdır. Biz bu karışımı suya attığımız zaman tuz suda çözünür. Çünkü su polar, tuz da iyonik bir yapıya sahiptir. Benzer benzeri çözer ilkesince burada tuz çözünür. Naftalin ise suda çözünmez. Ayrıca naftalin apolar bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla tuzlu suyun yoğunluğu daha büyük olduğu için naftalin yukarıda kalır. Bu karışım süzüldüğünde süzgeç kağıdında naftalin kalır ve tuzlu suda gerekli buharlaştırma işlemi yapıldığında tuz elde edilmiş olur. Ve böylelikle tuz naftalin karışımı birbirinden ayrıştırılmış olur. Eğer ayırmak istediğimiz karışımda katıların her ikisi de çözünüyorsa arkadaşlar, uygulayacağımız işleme ayrımsal kristallendirme denir. Tabii ki ayrımsal kristallendirme uygulanacak karışımdaki katıların çözünürlüklerinin farklı olması, yani bu işleme uygun olması gerekir. Şimdi örneğimizde potasyum nitrat tuzu ve sodyum klorür tuzları karışımını içeren bir çözelti var. Şimdi biz şunu biliyoruz. Potasyum nitrat ve sodyum klorür tuzunun çözünürlükleri şu şekildedir arkadaşlar. Bu bir çözünürlük çözünürlük sıcaklık grafiği olsun. Sodyum klorürün çözünürlüğü hemen hemen hiç değişmemektedir. Ama potasyum nitrat tuzu çözünürlüğü ise sıcaklıkla artmaktadır. Bu durumda biz çözeltimizi 80 dereceye kadar ısıttığımızda, yani suyun bir kısmını buharlaştırdığımızda su azaldığından dolayı çözünemeyen sodyum klorür tuzu oluşacaktır. O da çökecektir. Daha sonra biz oluşan bu karışımı süzdüğümüzde dibe çöken sodyum klorür süzgeç kağıdında kalacaktır. Elimizde kalan sodyum klorür tabi çok az maalesef çökmeyen sodyum klorür oluyor. Sodyum klorür ve potasyum nitrat tuzu içeren çözeltiyi bu sefer soğutuyoruz. Çünkü grafiğimiz diyor ki soğuttuğun zaman çökecek olan görüldüğü gibi potasyum nitrat tuzu vardır soğuttuk. Örneğin 10 dereceye kadar soğutalım. Dolayısıyla bu sefer çözülemeyen e, potasyum nitrat tuzu çökecektir. Onu tekrar süzdüğümüz zaman süzet kağıdın üzerinde potasyum nitrat kalacaktır. Gördüğümüz gibi işlemde maalesef %100 ayrıma gerçekleşmemiştir. Kalan en son çözeltide az da olsa bir miktar sodyum klorür ve potasyum nitrat çözeltisi vardır. Zaten fiziksel ayrıştırmalarda arkadaşlar verim %100'e çok yakın olmamaktadır. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde maddelerin ayrıştırılmasını inceleyeceğiz. Ünitemizin büyük bir çoğunluğunu karışımların bileşenlerine ayrıştırılması kaplayacak. E, kalan kısmında da bileşiklerin e, bileşenlerinin ayrıştırılması ile ilgili özet bilgiler vereceğiz. Çünkü bileşenlerin bileş bileşiklerin bileşenlerine ayrıştırılması daha sonra farklı ünitelerde detaylı olarak anlatılacaktır. Şimdi karışımlar bileşenlerine ayrılırken bileşenlerin genelde fiziksel özelliklerinden yararlanılır. Bu fiziksel özellikler çözünürlük, yoğunluk, tancık boyutu, erime kaynama noktaları gibi e, fiziksel özelliklerdir. Karışımların bileşenlerine ayrıştırılmasında kullanılan yöntem ve özellikleri gruplayacak olursak bunlar tancık boyutu farkından yararlanarak ayırma, yoğunluk farkıyla ayırma, çözünürlük farkıyla bileşenlerini ayrıştırma, hal değiştirme sıcaklıklarını kullanarak ayırma, elektriklenme ile ayırma ve mıknatıs ile ayırmadır. Şimdi sırasıyla bunları inceleyelim. Tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırmada kullanılan yöntemler eleme, ayıklama, süzme ve diyalizdir. Evet. Eleme ile ayırmada kullanılan araçlara arkadaşlar elek denir. Elekler eleklerin farklı gözenekli olanları vardır. Yapılacak olan işe göre bunlar değişiklik arz eder. İkinci olarak ise e, ayıklama ile ayırma Ayıklama ile ayırma katı katı heterojen karışımların ayrıştırılmasında kullanılır. Burada tanecik boyutu, tanecik şekli ve taneciklerin kokuları önemlidir. Örneğin pirinci içerdiği taşlardan ayırmak elle yapılan bir ayırma yöntemidir. Yine bazı çöplüklerdeki e, metallerin mıknatıs ile ayrıştırılması yine ayıklama örnek olarak verilebilir. E, yine e, Kahve çekirdeklerini, nohut çekirdeklerini, e, kokularına göre, renklerine göre ayır, ayıklayan çeşitli cihazlar, makinalar vardır. Yine tanecik boyutuyla yapılan bir ayırma yöntemi de süzmedir. Süzme, e, katı sıvı veya katı gaz heterojen karışımlarının ayrıştırılmasında yapılır. Slide'daki şekilde görüldüğü gibi kum su heterojen karışımına... Heterojen karışımına... Ee, süzme metodu uygulandığında e, kum süzgeç kağıdının üzerinde kalıp su ise süzgeç kağıdından geçerek e, karışım bileşenlerine ayrıştırılmış olur. Yine kirli havadaki tozu ayırmada kullanılan birçok hava filtresi süzme ile ayırmaya örnek olarak verilebilir. Yine gaz katı heterojen karışımları ayrıştırmada çeşitli maskelerde kullanılmaktadır. Dördüncü olarak da tanecik boyutundan yararlanarak ayırma yöntemi diyalizdir. Diyaliz, kolloid karışımlara uygulanır. Yine kolloid karışımların gözenekli zarlardan geçebilmesi temeline dayanan bir çözümleme ve arıtma işlemidir. Şimdi bu olayı şu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar. Az önceki örneğimizde olduğu gibi kumsu heterojen bir karışımdır ve süzme ile bileşenlerine rahatlıkla ayrılabilir. Ee, bazı katı sıvı e, karışımları ayırmak için... E, Süzme yöntemi yetersiz kalmaktadır. Bu sefer santrifüjleme yöntemi kullanılabilir. Yine santrifüjleme yönteminde yetersiz kaldığı kolloidal karışımlara işte diyaliz yöntemi uygulanır. Slayttaki şekilde görüldüğü gibi bir diyaliz tüpü bulunmaktadır. Tüpün içinde büyük moleküller ve küçük moleküller vardır. Diyaliz tüpünün gözeneklerinden küçük moleküller geçerek e, maddemiz e, ayrışmış olur. Yani diyaliz tüpünde vücut içinde gerekli olan protein gibi büyük moleküller kanda kalırken metabolizma artı olan küçük moleküller yarı geçirken zardan dışarı çıkar ve ayrıştırma gerçekleşmiş olur. Şimdi az önce ifade ettiğimiz santrifüjlemeyi daha detaylı görelim. Santrifüjleme, merkez kaç kuvvetiyle taneciklerin ayrılmasıdır. Santrifüjlemeye örnek olarak günlük hayattan çamaşır makinelerindeki çamaşırın ee, suyun alınması örnek olarak verilebilir. Burada tambur hızla dönmeye başladığı zaman e, çamaşırdaki su taneciklerinin ağırlığı artar. Merkez kaç kuvvet yardımıyla çamaşırdan ayrılır. Bu şekilde yine süzme bal yapımında da kan tahlillerinde de e, santrifüj yöntemi kullanılmaktadır. Slide'deki resimlerde bir ultra santrifüj bir de normal bir santrifüj cihazı görülmektedir. Şimdi e, deney tüplerinin içerisinde ayrıştırılması gereken gere, e, düşündüğümüz maddeler konarak tüpler haznelerine yerleştirilir. Bunlar hızla dönmeye başlar. Hızla dönmesiyle bu katı sıvı karışımın kolloidal karışımdaki e, çökmesi istenen katı tanecik merkez kaç kuvvetiyle tüpün belli bir kısmına toplanır. Bu şekilde ayrıştırma gerçekleşmiş olur. Kan tahlillerinde az önce de ifade etmiştik bu yöntem kullanılmaktadır. Evet, yoğunluk farkı ile ayırma. Yoğunluk farkı ile ayırmada kullandığımız yöntemler çöktürme, dekantasyon ve flatasyondur. Şimdi sırasıyla bunları arkadaşlar inceleyelim. Çöktürme. Çöktürme yöntemi biraz da kimyasal bir yöntemdir arkadaşlar. Burada iki ya da daha fazla çözelti karıştırıldığında çözeltideki iyonların bazıları birleşerek birbiriyle tepkime vererek çözünmesi ya da çözünürlüğü az olan katıları oluştururlar. Bu olaya Çökme, oluşan katıya çökelek, yapılan işleme ise çöktürme denir. Evet. Çöktürme işlemi de günümüzde daha çok suyun arıtılmasında, atık sulardaki bazı istemediğimiz iyonların, örneğin fosfat iyonlarının, yani PO4 üzeri eksi 3, yani fosfat iyonlarının uzaklaştırılması gibi çeşitli işlemlerde çöktürme yönteminden yararlanılır. Şimdi bir sonraki slaytta çöktürme ile ilgili bir isim vardı, ona bakalım arkadaşlar. Şimdi... Deney tüpümüzde potasyum iyodür çözeltisi. Ve her ise kurşun iki nitrat çözeltisi bulunmakta. İki çözelti karıştırıldığı zaman şuradaki kurşun iyonu ile kurşun artı iki iyonu ile yukarıki çözeltiden gelen iyot iyonu birleşerek kurşun iki iyodür katısını oluşturmakta. Dolayısıyla çözeltideki kurşun uzaklaştırılmış, çöktürülmüş olmaktadır. Tekrar bir önceki slaytımıza geri döndüğümüzde evet şunu da ilave edelim. Laboratuvarlarda çöktürme iri taneciklerle yapılıyorsa bu işlem normal bildiğimiz beher glaslarda yok. Daha küçük taneciklerin çöktürülmesinde çalışılıyorsa daha önceki slaytlarda da gösterdiğimiz gibi ultra santrifüj cihazlarında yapılır. Arkadaşlar gördüğümüz gibi yöntemler birbirine çok yakın. Dolayısıyla fiziksel ayrıştırma yöntemleri soruda verildiği e, seçenekler üzerinde iyi düşünülerek cevaplandırılmalı. Örneğin bir demir tozu su karışımını düşünelim. Bunu ayrıştırmada biraz sonra da ifade edeceğiz. Birçok ayrıştırma aklımızdan geçebilir. Örneğin işte e, dekantasyon yani e, demir tozlarının üzerindeki suyu boşaltma, elimizi daldırarak demir tozlarını alma, mıknatısla çekme... Yani bunlar çok çeşitli yöntemler. Biz burada soruda verilen ayırma yöntemlerini dikkate alarak soruyu cevaplamaya çalışacağız. Evet. Yine devam edelim konumuza. Dekantasyon, yani aktarma. Şimdi bir sıvı katı heterojen karışımını düşünelim. Bu sıvı heterojen katı karışımı bekletildiği zaman katı belli bir süre sonra çökecektir. Günümüzde daha çok bu olay zeytinyağı yapımında da çok kullanılır. İşte zeytinler parçalanıp ezildikten sonra yağ çıkar. Belli bir süre sonra oluşan posa dibe çökecektir. Yukarıdan dinlendirilmiş bu karışımın üzerindeki yağ şekilde de, resimde de görüldüğü gibi bir kap yardımıyla da uygun dökme hızıyla dökülerek dekante edilerek ayrıştırma gerçekleştirilmiş olur. Aktarma işleminde yani dekantasyon işleminde arkadaşlar çökeleğin ağır, iri taneli veya kristal yapıda olması gerekmektedir. Yani dipteki posanın, dipteki birikintinin dekante etme durumunda, dekante etme anında dağılmaması gerekmektedir arkadaşlar. Evet. Flotasyon yüzdürme, yüzdürme işlemi suda hafif askıda olan katı taneciklerin su yüzeyine yükseltilerek karışımdan alınması olayıdır kabaca arkadaşlar. Bu yöntem daha çok madencilikte kullanılır. Madencilikte cevherlerin zenginleştirilmesinde kullanılır. Sülfürlü cevherler, özellikle bakır, kurşun ve çinko cevherlerinin bileşenlerine ayrıştırılmasında yine flotasyon işlemi yapılır. Flotasyonla ilgili olarak slayttaki resimde gördüğümüz gibi bir e, ayırma işlemi yapılmakta. E, şimdi burada e, cevher biliyorsunuz ki önce toz haline getirilir ve cevher yağ ve su ile karıştırılır. Yağ ve su ile karışan bu cevherin... E, Ayrıştırılmasında şu yukarıdan gördüğünüz yerden içeriye hava gönderilir ve bir köpük oluşturulur. Böylelikle ayrılması istenen gang, yani istenmeyen maddeler, işte kil, çeşitli silis maddeler veya oksitlenmiş çeşitli maddeler köpükle eğer köpüğün kaldırma gücü yetiyorsa, hidrofilik veya hidrofobik özellikleri buna uygunsa köpükle birlikte ya yukarıya çıkartılır ya da yer çekim etkisiyle ıslanarak çünkü bu e, sulu veya yağlı bir ortamda gerçekleştirilen bir olay e, kabın dibine çöker. Böylelikle maddeler birbirinden ayrılmış olur. Köpük uygun yöntemlerle temizlenerek eğer almak istediğimiz madde köpüğün içindeyse buradan alınır ya da e, istediğimiz madde dibe çöken kısımdaysa o da yandaki şekilde görüldüğü gibi büyük haznelerin altında çıkış boruları vardır. Buralardan çekilerek alınır. E flotasyon işlemi daha çok az önce de ifade etmiştik. Madencilikte cevherlerin zenginleştirilmesinde, cevherlerin safa yakın bir şekilde elde edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Yine öz kütle farkıyla ayırma işlemleri genelde katı katı heterojen veya sıvı sıvı heterojen karışımların ayrıştırılmasında kullanılmaktadır arkadaşlar. Şimdi katı katı heterojen karışımların ayrıştırılmasına örnek olarak odun talaşı kum örneği verilebilir. Odun talaşı kum karışımı e, suyun içerisine atıldığı zaman